Yedinci maddenin neye dikkat çekiyorsunuz Ersan Şen? Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. İsveç, NATO müttefiklerine yönelik olarak silah ihracatına ilişkin milli mevzuatını tadil etmektedir. Gelecekte Finlandiya ve İsveç'ten yapılacak savunma sanayi ihracatı müttefik dayanışmasına ve Washington Anlaşması'nın 3. maddesinin ruhuna ve lafzına uygun biçimde yürütülecektir. Ne demek manası ne? Washington Sözleşmesi ile ilgili o tamamen Amerika'nın kontrolünde olan başlattığı, akdettiği bir sözleşme ve Amerika'nın bir şehrinin, başkentinin isminin geçtiği bir yer, Amerika'nın bir etkisinin İsveç'in sözleşmede olduğunu göstermek anlamında. Yani o bu tüm, bak şöyle, benim şu tespitlerimi en azından kendi açımdan söylememe müsaade edin lütfen. Şimdi ben şunu biliyorum. Avrupa Birliği'ne girecek miyiz bununla? Hayır. Vizeler Türk vatandaşlarına kalkacak mı? Hayır. S-400'ü İstediğimiz gibi polemikten uzak bir şekilde kullanmaya başlayabilecek miyiz? Hayır. En azından NATO açısından değerlendirme böyle. Veya iktisadi şartlarda mazot yarın 25 liraya düşecek mi? Keşke düşse, en büyük temenni. Yani millet bizden bunu duymak istiyor ama bu da henüz hayır. Şimdi benim gördüğüm masada bizim PKK-PYD konusunu çözebilmemiz, beyaz sayfa açmak anlamında yarın mümkün mü? Değil. FETÖ konusunu çözebilmemiz için yegane kırmızı çizgimizin Fethullah Gülen iadesi olduğunda tarafların hazırlığının bir tereddüt yok. Bunun bir sürecinin başlatılacağını en azından bu kadar yüksek perden düşünmüyorum. Yani Finlandiya'yı NATO'ya kabul ederek mazot fiyatını biz niye düşürüyoruz? Bu nasıl bir şeydir? Yani insanların beklentileri dostum. Yok, bu tip sözleşmeler yapıldığında, iyileşmeler olduğunda insanlar da kendilerine hemen yansımalarına bakmak ister. Bana ne faydası ister. Var? Evet, aynen öyle. Yani Kıbrıs yarın tanınacak mı hemen? Hayır. Yani Yunanistan'da olan sorunları çözecek miyiz? Hayır. Ama Kıbrıs'ın tanınması Türkiye'nin politik önceliği mi? Dolar düşer mi hocam? Benim söylediğim şu. Düşebilir. Yani düşebilir yani. Türkiye Cumhuriyeti bu da faydadır yani. Çok etken var. Hayır, baktım şimdi yükseliyor. Bir sürü insana fayda sağlar öyle mi? Hocam, evet, çıkaran nedenleri önemli görüyorsunuz da düşüren nedenleri önemsiz. Şunu sözümü bitirebilir miyim? Bakın benim aldığım not burada şu. Şimdi bir görüş şunu söyleyecektir. Bu demokratik toplumda mümkün. Hemen bunun için insanlar vatan hainliği kimse suçlayamaz. Ya bu iç siyasete dönük müdür? Bu tartışma olacaktır. İç siyasete etkisi olmayacak mı yani bunun? Etkisi olacak. Olumsuz gelişmenin oluyor da olumlu gelişmenin olmayacak. İç siyasete dönük en azından bu da düşünülmek suretiyle atılmış bir adım mıdır? Bunu muhalefet partileri veya temsilcileri gündeme getirecek. Bir bu. İkincisi ben şuna dikkat ederim. NATO'nun kurucusu ve hamisi kim? Amerika Birleşik Devletleri. Tereddüt var mı bunda? Yok. Yok. Biz hatırlarsan Biden'dan önce Trump döneminde NATO'nun bozulmasını konuşuyorduk. Hatta Macron bu fikre iştirak etti. Beyin ölümü gerçekleşti dedi. Trump da dedi ki evet olabilir. Evet. Fakat Biden'la birlikte dedi ki biz bu politikadan tamamen vazgeçiyoruz. Aksine kuvvetlendirilmelidir. Biz demokrasiyi böyle savunacağız, edeceğiz. Biz demedik, dedi. Biz demedik. Şimdi, biz bir şey demedik yani. Onlar biz demiyoruz arasında. Biden açısından siz diyorsunuz ki biz dedik de. Biz NATO nedir şey kardeşim? Bir savunma paktı. Evet. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti fiili olarak net gözle görülür NATO desteğini aldı mı? Herhangi bir durum yaşadı mı böyle? Yaşamadı. Nerede yaşayabilirdi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde o korkumuz vardı. Aynen bugün Finlandiya'nın, İsveç'in endişeleri o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde de vardı. Bu endişelerin karşısında Kore'ye gittik, şehit verdik, geldik biz Kuzey Atlantik Antlaşması'na girdik. Bu doğru. Zorla almadılar bizi. Biz istedik girdik oraya. Daha sonra da sürekli bu gündeme getirildi ama hiç kimse çıkmadı. Çıkma yönünde de bir şey somut adım atmadı. Hep bu tartışıldı. Üstler kapatılsın, NATO şeyleri kapatılsın, ülkede işte incirlikten bahsedildi, birçok yerden bahsedildi ama somut adımlara geçme konusunda bugün siyasi irade hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çünkü Türkiye'nin çıkarına değildi. Sözü şöyle. Çünkü Türkiye'nin çıkarına değildi NATO'dan çıkmak. Rusya'nın gözünde NATO, değer kazanmış tabii, olmamız NATO, bile NATO üyesi olmamızdan kaynaklanan bir şeydi. NATO üyesi NATO, olmasak tabii. Türkmenistan yapabilirdi bizi. Tabii. Şu saatten bilemiyorum sonra belki yani zor ama. O konuda da ben net bir fikir beyan etmeyeceğim ama. Ben ediyorum. Kurucusu ve hamisi. Evet, Rusya'nın Türkiye'ye karşı olan yaklaşımı bir NATO ülkesi olması dolayısıyladır. Bunlar değil. Esas şuna cevap istiyorum. NATO'nun kurucusu ve hamisi olan bir devletten bahsediyoruz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri. NATO'cu da değiliz bu arada. PYD'ye tam destek verdiği yerde bu anlaşmanın biz elbette bir garantisini göremeyiz. Niye devam ediyorum? Almanya, Belçika
Hollanda, Fransa da NATO üyesi ama ben biraz daha sert açıklama PKK cirit atıyor. Atıyor tamam. Tamam atıyor. Şimdi peki onlara anlaşma da böyle, Amerika Birleşik Devletleri onlara bak, yarın masada güçlendirir olacaksa efendim, onlara karşı ya, elimizi güçlendirir mi? Dönüp Almanya'ya da bak İsveç'i değiştiriyor sen de yapın. Referans metin artık an itibariyle bu bir referans metin. Bak Ersan Hoca'ya diyorum mat etme gibi değerlendirdiğim gibi elbette bu adımı olumlu değerlendiriyorum. Fakat dediğimiz gibi sonuçlarını şey temkinli yapmış. Adımı belki olumlu değerlendirme. Da. Adımı olumlu değerlendiriyorsun ama şöyle ne de yapıyorsun hocam. Olumsuz şöyle yapıyorsun. Hayır şöyle de yapıyorsun. Tamamen yani siyasete bize bir diyeyim. Dakika. Bize bir Türkiye çiziyorsun. Türkiye Cumhuriyeti masada harcandı. Bir Türkiye çiziyorsun. NATO'da Amerika'ya savaş açıyoruz. Yunanistan'ı batırıyoruz. Ona karşı büyük bir harekat başlatıyoruz. Aynı zamanda dönüyorsun diyorsun kardeşim, Türkiye gerçekleri. Sen beni herhalde dinlemiyorsun. Dinliyor çok iyi dinliyorum. Dönüyorsun birdenbire şöyle gayet yapıyorsun. Net. Biz diyorsun, bak biz diyorsun, bütün bunları yapıyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'ne şurada herhangi bir şey yapan, NATO'dan herhangi bir destek gördük. Tekrar söylüyorum. Gücün bu kadar. Tekrar bunu söylüyorum. Kabul etmelisin. Türkiye onun için ona buna savaş açmayı bırak. Biliyorum, akılla, mantıkla, dış siyasetteki realiteyle doğru ilerle. Tamam. Yani gecenin bir yarısı Amerika'ya, Yunanistan'a, tamam, Almanya'ya, İngiltere'ye savaş açmayı bırak. Kardeşim, bu işler Türkiye öyle olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu sert politikayı olmuyor. Başlatan ben değilim. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu can bu bedenden çıkmadıkça papazı benden alamazlar diyen de ben değilim. Ne oldu? O adımlar atıldı. Ne oldu? Olamadı. Senin dediğin Amerika'ya mı savaş açacaktı senin dediğin şimdi papazı oldu. Verdi aldı diye. Senin dediğin gibi oldu. Senin dediğin ya o da aynı şeyi yaptı. Yer adım attı kardeşim. O da aynı şeyi bak, yaptı. Benim dediğim o şurada iki haftadır Selman'ı konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Joe Biden nereye gidiyor şimdi? Papaz bırakın cezasını infaz edildikten sonra neyle tutacak? Allah Allah. Nasıl edilmedi? Türkiye'yi niye bu duruma düşünüyorsun sen? Daha yatarı var. Türkiye bu duruma niye düşünüyorsun? Dayısı Amerika'ydı aldı. Ya Türkiye niye bu duruma düşünüyorsun? Joe Biden Arabistan'a gitmiyor mu? Ben siyasi. O itibar kaybı değil mi? Ya o itibar kaybı değil mi ya? Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın bu Suudi Arabistan'da ne işi var şimdi? Tekrar söylüyorum. Çok ağır eleştiriliyor orada. Ya bu ne işi var mesela? Onu niye konuşmuyor? Çok ağır. O itibar kaybı olmuyor da biz görüşünce mi oluyor? Neden bizim sürekli bizi kantara koyuyorsun ya? Türkiye Cumhuriyeti'nden elbette çok daha güçlü. Bugün Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Amerika Birleşik Devletleri'nin izni olmadan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giremez. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı neden bu. Suudi Arabistan'a bak, gidiyor? Madem bu kadar yetki elinde. Ben de sana diyorum ki. Ya ben de diyorum ben ki. Ben sana onu demiyorum. Ben de diyorum ki Suudi Arabistan prensine izin veren bir Amerika Birleşik Devletleri evet. Başkanı bu kadar güçlüyse evet. O zaman o ülkeye gitmez bu kadar eleştiriyi. Kardeşim, niye göstersin niye yani? Niye sen uluslararası uzaktan telefonunu halleder. Bak gidiyor, Trump gibi halleder telefonla. Gidiyor. Parasını almak için gidiyordur. Gider. Ya niçin parasını almak için oraya mı gidiyor Trump ya? Trump nasıl gittiyse. Ya hocam bak sana bir şey söyleyeyim. Sen Trump var ya, oradan gitti yapıyorsun. Para istedi aldı. Sen şunu yapıyorsun. Sen istiyorsun ki Türkiye'nin burnu sürtüyorsun. Hayır, bu ülkeyi değil. Yöneten insanlar. Değil. Bak bu ülkeyi yöneten insanlar sen hata yapıyor. Ciddi büyük hatalar var. Ya, ama değil. Sen istiyorsun ki onlar itibarsız olsun. Onların kim? Burnu sürtüyorsun. Kim? Ya böyle kim? Konuşuyorsun. Kim? Niyetin bu olmasa da böyle konuşuyorsun. Senin.